Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Oldukça güzel, zarif, farklı, gösterişli bir örgü modeli çalışmamız var arkadaşlar. İpim bebek yün ipi. Modelimde kullanacağım tığım 2,5 mm. Sizlerinize yatkın olan herhangi bir tığ olabilir. Numarasının önemi yok arkadaşlar. Modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Videolarım devamı için lütfen kanalıma ücretsiz olarak abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, sarı renk ipimizle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını doluyorum. İlk yaptığım zincire atarak fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 dolamalı bir fıstık yaptım. Bu şekilde kapattım. Tekrar 1, 2 tane zincir çektim. Başını doladım. Aynı noktaya yine zincirimizin dibine, fıstığın dibindeki zincirimize yine batarak bir fıstık daha yapacağım. Dört dolamalı bir fıstık daha yaptım. Hepsini birlikte topladım. Tutarak da toplayabilirsiniz. Bu şekilde de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Araya bu şekilde kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Tekrardan bu araya 1, 2, 3, 4. 4 dolamalı bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar 1, 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Tekte de toplayabilirsiniz. Tutarak da veyahut bu şekilde ikili de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Bir zincir, modelimi çevirdim. Tekrar ara noktaya geçtim. Kaydırma yöntemiyle. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Yine aynı yere fıstık arasına yine 4 dolamalı bir fıstık yapıyorum. 2 defa da topladım. Arada 1, 2 zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 2 defa da topladım. Bu şekilde istediğiniz boyuta gelinceye kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3, 6, ben 8 tane yaptım. Ben modeli çabuk anlatmak adına kısa tutuyorum. Sizler ne örmek istiyorsanız onun boyutunda yapabilirsiniz. Şimdi 8 tane üst üste bu şekilde fıstıklarımızı yaptık. Tekrar ara noktasına geçiyorum. 2 fıstığımızın. Şimdi buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bu
Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Sık iğneden sonra 7 tane zincirimi çektim. Fıstığımızın alt noktasına bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Fıstığımızın yine bir alt boşluğuna kaydırma yöntemiyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın, tığ çıktı. Sabitledim. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Bir alt boşluğa sabitledim. Bu şekilde buraya şu alt en sonun üst fıstığının tığına kadar, şuraya kadar arkadaşlar, buraya kadar bu şekilde 7 zincir çekerek aralara, fıstık aralarına batarak aşağıya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım. Burada bir fıstığımız kaldı. Şimdi yine 7 zincirimi çektim. Buraya en alt fıstığımın da ara noktasına batıp kaydırma yöntemiyle yine tekrar sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tekrar 7 zincir çektim. Modelim bu kez yukarı doğru çıkıyoruz. Aşağıya inmiştik. 7 zincirle ilk fıstığımın tepe noktasına bu şekilde yine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Bir sonraki fıstık arasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına kaydırma yöntemiyle batarak sabitledim. Bu şekilde aynı sistemle buraya kadar 7 zincir çekerek fıstık aralarına batarak devam edelim. Evet arkadaşlar, yukarıya kadar çıktım. Son fıstığımızın tepe noktasına geldim. Yine 7 zincirimi çektim. En sonuncuyu da bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitledim. Burada bir ilk yaptığımız sık iğneye de batarak kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi keseceğim ben burada. Sizler ne örmek istiyorsanız artık onun boyutunda, onun genişliğinde örersiniz arkadaşlar. Birinci motifimizi tamamlamış olduk. Şimdi bunun aynısından, aynı metotla, hiçbir farklı bir işlem yok. Birkaç tane daha ben parça hazırlayacağım. Daha sonra tekrardan size birleştirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, diğer motifimi de hazırladım. Yine 3, 6, 8 tane. Bu da ilk yaptığımız. Buraya yine araya 5 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi birleştirmeyi yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen buradaki bir önceki hazırladığımız motifin zincirine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bu yeşilim fıstığımın alt kısmına sabitliyorum yine kaydırma yöntemiyle. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrardan sarının
Bir alt zincirini sabitliyorum. Kaydırma yöntemiyle bu şekilde tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra tekrar yeşil fıstığın alt boşluğuna geçtim. Bu şekilde tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrardan sarının bir sonraki gelen sırasının zincir boşluğuna 1, 2, 3 zincir. Tekrardan yeşil ipimin boşluğuna, bir alt boşluğuna geçtim. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar sarının bir alt sıradaki zincir boşluğuna 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir sonraki fıstık arasının boşluğuna 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir alt sıradaki zincirimize 1, 2, 3 zincir. Tekrar sıradaki fıstık arasına bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. 3 zincir. Bir karşı taraf ekleyeceğiz. Yeşil renk ipimizi bir sarıya. 1, 2, 3. Bir alt sıradaki fıstık arasına. Sonuna kadar beraber yapalım. 3 zincir. Bir, iki, üç. En sonuncuya geldim. Sabitledim. Bir, iki, üç zincir. En son zincirime de battım bu şekilde. Bir zincir çektim. Tekrar 3 zincirimi çektim. Arkadaşlar, tekrar buraya yeşil fıstığımın arasına sabitledim. Şu şekilde göstereyim yine birleştirmemizi de. Birleştirmemizi tamamlamış olduk bu şekilde. Oldukça basit bir model arkadaşlar. Eklemesi de bir o kadar kolay. Örmesi de zevkli. Şimdi bu tarafın zincirleri kaldı. Şimdi 7 zincir çekiyorum tekrardan. Eklememizi yaptık. Tekrardan ara kısımlara batarak yukarı çıkacağım. Kaydırma yöntemiyle sabitledim zincirimi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bir üst sıraya çıkıyorum yine. Daha önce yapmıştık zaten. 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Tekrardan bir üst noktaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tekrardan bir üst noktaya kaydırma yöntemini sabitliyorum. 7 zincir. Bir üst noktaya. Evet arkadaşlar, buraya kadar yine gelelim. Bitişini göstereyim. Evet arkadaşlar, yukarıya kadar geldim. 7 zincirimi çektim. Hemen en sonuncu kısmı sabitledim. İlk sık iğnemizi de batarak. Sık iğnemizi çok sıkı yapmışım. Biraz zor geçecek. İlk sık iğneme de batarak yine burada kaydırma yöntemiyle sabitleyip ipimi
2 zincir çekip ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar, ben bir motif daha hazırladım. Onu da tekrar daha iyi öğrenmeniz açısından tekrar bir daha eklemesini göstereceğim. Evet arkadaşlar, diğer rengim de pembeydi. Şimdi yine aynı şekilde 8 sıra fıstığımı yaptım. Araya 5 tane sık iğnemi yaptım. Şu şekilde çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yine burada diğer parçamızın ilk zincirine 7 zincir çektiğimiz ile sabitliyorum bu şekilde. Kaydırma yöntemiyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar pembe fıstığın ara boşluğuna geçiyorum. Kaydırma yöntemiyle sabitledim. 1, 2, tekrar 3 zincir çektim. Tekrardan sarının bir alt sıra, bir sonraki sıradaki 7. zincirine geçtim. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar pembe modelimin bir alt sıradaki fıstığına geçtim. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar sarının bir alt sıradaki 7 zincir çektiğim yere sabitledim. Tekrar 3 zincir. Pembenin bir alt boşluğuna iniyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar sarının 7 zincirini kaydırma yöntemini sabitledim. 3 zincir. Tekrar pembenin alt boşluğuna iniyorum. Hep aynı metotla devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yok. Tekrar sarıya geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar pembenin bir alt boşluğuna iniyorum. Hepsini beraber tamamlayalım. Örmesi oldukça zevkli bir model arkadaşlar. Birleştirmesi de çok basit. Görsel olarak da çok hoş bir model. Her yönüyle güzel yani. Örmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yine 3 zincir. Tekrar 3 zincir. En alt sıraya geldim. Tekrar 3 zincir. Tek renk de yapabilirsiniz modeli. İsterseniz renk sayısını arttırabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabildiğiniz bir model. Tekrar sarının 7 zincirine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar pembenin tam son fıstığındayız. Artık şu şekilde göstereyim. Orta kısmına sabitledim. Şimdilik bir zincir çektim. İklediğimiz yeri göstereceğim şu şekilde. Aynısı oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çok çok güzel bir model, gerçekten çok severek anlatıyorum ve örüyorum şu anda sizlere. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan 7 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7. Tekrar kenarını yukarı doğru çıkacağız. Eklememizi tamamladık. Bir sonraki fıstık arasına kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitledim. Tekrar 7 zincir. Artık öğrenmişsinizdir zaten. Bir sonraki
fıstık arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Evet arkadaşlar, 7 zincir çekerek buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım. Sıranın sonuna geldim. Yine 7 zinciri çektim. Buraya sabitliyorum bir sonraki ara boşluğa. Daha sonra buraya ilk yaptığım sık iğneye de batarak kaydırma yöntemini sabitliyorum. Daha sonra zincirimizi çekip ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Tekrardan şöyle göstereyim. Oldukça zarif, çok hoş bir model. Gerçekten örmesi çok çok zevkli bir model. Çok çabuk ilerliyor. Bu modelden neler yapabiliriz? Bebek battaniyesi yapabiliriz. Altın astar geçirerek boyunluk yapabiliriz. Lif modeli. Daha sonra yelek olarak örebiliriz arkadaşlar. Ve benim aklıma gelmeyen birçok alanda da değerlendirebileceğiniz bir model. Oldukça şık. İsterseniz tek renk de örebilirsiniz. İsterseniz de 3 renk değil de daha fazla rengarenk de örebilirsiniz. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video sonunda ben butonuna basarak kanalıma destek olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.